1920 Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün. Ankara heyecan içindedir. Kalabalık bir halk kitlesi, milletvekilleri, askeri ve mülki zevat, kumandanlar sabahın erken saatlerinde meclisin önünde toplanmışlardı. Önce Hacı Bayram Camii'ne gidildi ve cuma namazı kılındı. Sonra meclisin önünde kurbanlar kesildi, dualar edildi. Saat 13.43. Milli irade kartallaşmış bozkırın ortasında kanatlanmak üzeredir. Milletvekilleri meclise girmeye başlıyorlar. Yerlerini alıyorlar. Toplantı salonu tarihi bir ana hazırlanmaktadır. Saat 14. En yaşlı üye Sinop mebusu Şerif Bey yerinden kalkıyor ve alkışlar arasında kürsüye çıkıyor. İki katip seçildikten sonra geçici başkan açış konuşmasını yapmaya başlıyor. Muhterem hazırım. İstanbul'un muvakkat kaydıyla ecnebi kuvvetler tarafından işgal olunduğu ve merkezi hükümetin istiklali iptal edildiği malumunuzdur. Ancak ezelden beri hür yaşayan milletimiz esaret vaziyetini şiddet ve katiyetle reddetmiş ve derhal vekillerini toplamaya başlayarak yüce meclisinizi vücuda getirmiştir. Bu yüce meclisin reisi sinni sıfatıyla ve tevfik-i ilahiyle milletimizin dahili ve harici istiklali tam dahilinde mukadderatını bizzat deruhte ve idare etmeye başladığını bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni küşad ediyorum. Ertesi gün meclis, en yaşlı üye Şerif Bey başkanlığında biri gizli 5 oturum yapmıştır. Celseyi açıyorum efendim. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri konuşacaklar. Buyurun Paşa Hazretleri. Mustafa Kemal o güne nasıl gelindiğini anlattıktan sonra şöyle konuştu. Artık vatanın mukadderatına büyük meclisiniz el koymuştur. Bundan sonraki icraat ancak yüce meclisinizin kararlarıyla yerine getirilecektir. Millet vekil olarak sizleri seçmiştir. Sizin üzerinizde bir kuvvet yoktur. Meclis-i âliniz sadece hükümetleri murakabe etmek değil, evvela kendi hükümetini teşkil etmek ve milli mukadderata vaziyet etmek mecburiyetindedir. Acele etmek doğru değildir. Etraflıca düşünmek lazım. Vatan elden gidiyor. Neyi ne zaman düşüneceğiz beyefendi? Lütfen efendim. Çökmekte olan bir ülkenin karşısındayız. Bu ülke bizim öz vatanımızdır. Lüzumsuz görüşler arasında devam edecek münakaşaların en fena idarelerden daha kötü neticeler doğuracağını arz etmek isterim. Bir takrir veriyorum.
Bu takririn esası şu andan itibaren Türk milletinin mukadderatını tayin edecek olan Meclis-i Ali'nizin kendi hükümetini seçmesi, muazzez milletimizin idaresini eline alması, onu zafer ve istiklale ulaştırmasıdır. Sonra meclis başkanı, ikinci başkanı ve başkan vekillerinin seçimine geçildi. Reyler tasnif edilmiştir efendim. Neticeyi meclisi âlinize arz ediyorum. Ankara mefusu Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 110 reyle birinci reisliğe intihab edilmişlerdir. Erzurum mefusu Celaleddin Arif Bey ikinci reisliğe. Konya mefusu Abdülhalim Çelebi Efendi ile Adnan Beyefendi reis vekilliklerine seçilmişlerdir. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık odası. Mustafa Kemal meclis başkanı olarak bu küçücük odada görev yapmıştı. Bu masada çalıştı, bu telefonu kullandı. Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve bundan sonraki icraatın yalnız Büyük Meclis'in kararlarıyla yerine getirileceği bütün Avrupa devletlerine notayla bildirilecek. Yazıyı hazırlayın, ben imzalayacağım. Böylesine inanç ve imanla doluydular. Bu yol, tahta sıralar üzerinden önce vatanın kurtarılmasına, sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına uzanacak yoldu. Sıraların okullardan getirildiği, lambaların kahvelerden alındığı, zabıtlarda çok zaman bakkal kağıtlarının kullanıldığı bir meclisti, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi. Onlar iki küçücük odun sobasıyla ısınmaya çalışmışlar ve bir gün dahi üşüdüklerini söylememişlerdi. Böylesine her türlü yokluk, böylesine her türlü imkansızlık içerisinde bir avuç yürekli insanın neler yapabileceğini ise bütün dünya görecekti. Uzun tartışmalar sonunda meclis Bakanlar Kurulu'nun intihabı hakkındaki kanunu kabul etmiş ve ilk Bakanlar Kurulu üyelerini seçmişti. Bakanlar Kurulu bu odada toplanmıştır. Bu arada komisyonlar da oluşturulmuştur. Bugün müze olan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her köşesi ayrı bir tarihi yansıtır. 1. ve 2. İnönü zaferlerinden sonra bu çatının altında daha da zor ve heyecanlı günler yaşanmıştır. Büyük takviye alan bir düşmana karşı yaptığımız Kütahya-Eskişehir savaşları sonucu çok yerinde bir kararla ve taktikle Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilme emrini almıştı. Çekilme muntazam olmuştu. Mehmetçiklerimiz Sakarya'yı sallarla geçtiler. Kuvvetlerimiz Polatlı'nın batısında siperler kazmaktadırlar. Savunma mevzileri meydana getirmektedirler. Kat kat kuvvetli bir düşmana karşı her türlü imkansızlık içerisinde dişe diş bir savunma yapılacaktır. Mermiler kardeş payı dağıtılmakta, Ankara yakınlarında Namazgah Tepe'de ise zafer duaları yapılmaktadır. Tehlikeli günler yaşanmaktaydı. Ve Bakanlar Kurulu tarihi bir karar verdi. Hükümet merkezi Ankara'dan Kayseri'ye nakledilecek, bu şekilde meclis muhtemel bir tehlikeye atılmayacak ve ordumuz manevralarını daha rahat yapabilecekti. Kayseri'ye nakledilecek meclisin kürsüsü dahi Kayseri'de hazırlanmıştı. Bu kararın meclise açıklanması için Fevzi Paşa görevlendirildi.
Kürsüye çıkan Fevzi Paşa, Kütahya, Eskişehir savaşları hakkında geniş bilgi verdi. Eskişehir'de kesin mağlup olmamıştık. Ancak ordumuzu daha müsait şartlarda çalışmak üzere Sakarya'nın doğusuna almıştık. Fevzi Paşa sonra şöyle konuştu. Bunlardan da anlaşılıyor ki düşmanın zayiatı bizden daha fazladır. Tarihi günler yaşıyoruz. Yunanlıların çok üstün kuvvetle yaptıkları taarruza karşı asker ve subaylarımız insanüstü bir gayretle kahramanca çarpıştılar. Harp çok kanlı oldu. Biz şehir ve bölge harbi yapmıyoruz. Hedefimiz sonu belirleyen zaferdir. Malum haliniz, siz Ankara'da bulundukça ordumuz Ankara'yı nazara dikkate almak mecburiyetindedir. Ordumuz Ankara'yı nazara dikkate aldıkça düşman da manevrasını ona göre yapacak ve bizi daima bir tek noktaya bağlayacaktır. Siz burada Ankara'da bulundukça ordu başka bir şey düşünemeyeceği için merkezi hükümetin tebdili zaruretindeyiz. Bunun için heyet-i vekile yaptığı müzakeratta merkezi hükümetin Kayseri'ye naklini uygun görmüştür. Ordu serbest olursa takip ihtimali o kadar çoktur. Ordumuzun memleketi kurtaracağına kesinlikle eminim. Fevzi Paşa'nın hükümet adına yaptığı konuşmasından sonra Erzurum Milletvekili Durak Bey söz istedi. Buyurun Durak Bey. Efendiler, biz bu azim davaya başladığımız gün elimizde ne bir ordu ne bir silah vardı. Bugün azametkar, kuvvetli bir ordumuz mevcuttur. Biz hakikaten ordumuzu kademe kademe harbettirirsek galip geleceğimizi kuvvetle ümit ediyorum. Gerek ordumuza, gerek kumandanlarımıza, gerekse heyet-i vekileye itimadım tamdır. Ancak bendeniz zannediyorum ki vekiller heyetinin meclisin Ankara'dan Kayseri'ye alınması kararı yanlıştır. Büyük Millet Meclisi buradan gitmemelidir. Gidemez efendiler. Meclisin gitmesiyle milletin kuvve-i maneviyesini kırarız. 200 adam çok şeydir. Ölmek kolaydır. Evet, buraya gerekirse ölmeye geldik. Biz bu kürsüyü bekliyoruz. Ankara'yı bekliyoruz. Meclis de önemlidir. Tehlikeye atılamaz. Sakin olun efendim. Ben tek bir adamım. Hata edebilirim. Görüşler toplansın. Tartışalım, iyisini alır kötüsünü bırakırız. Ancak unutmayalım. Büyük Millet Meclisi'nin böyle bir zamanda Ankara'dan gitmesi aksi tesir edecektir. Millet bizi ciddiyetle takip ediyor. Ölürsek ölürüz. 7 senenin içinde milyonlarca insan telef ettik. Biz o milyonlarca insandan büyük değiliz. Büyük Millet Meclisi azalarının askeri karargahımız buradan ayrılıncaya kadar Ankara'dan çıkması doğru değildir. Halkı serbest bırakabiliriz, aileleri serbest bırakabiliriz. Ne varsa hepsi gitsin. Tam o gün gelmiştir. Gerekirse biz burada ölürüz. Büyük Millet Meclisi azalarına birer tüfek verilsin. Son top patlayıncaya kadar burada kalalım. Burada içtima edelim. İcap ederse birkaç çadır alalım, millet bahçesinde içtima edelim. İcap ederse dağ başında içtima edelim. Ama biz buradan başkumandanlık karargahıyla beraber ayrılmalıyız. Tekrar ediyorum. Millet bizi kemali ciddiyetle takip ediyor. Aksi takdirde yaptığımız her şey heba olur. Bendeniz bu fikirdeyim.
Fevzi Paşa bu vatansever insanların hayatlarını hiçe sayışlarını heyecanla karşılamış, Durak Bey'i içtenlikle alkışlamıştı. Birçok milletvekilleri söz aldılar, lehte ve aleyhte konuşmalar yaptılar. Hissiyata kapılmayalım efendiler. Memleket elden gider. Bu mesele gayet büyük bir meseledir. Konu son derecede önemliydi ve hepsi bunun bilincindeydiler. Sonunda ömründe yemin merasiminden başka kürsüye hiç çıkmayan Diyabağ'a söz istedi. Milletvekilleri hayretler içinde kalmışlardı. Buyurun efendim. O, oy verirken dahi ekseriyete katılır, yanlışlık yapmaktan, vebale girmekten korkarım derdi. Böylesine önemli bir konuda ne konuşacaktı? Muhterem Zevat, bedeniz buraya gelirken Ankara'da ne yapacağım diye sormuştum. Bana vatanı kurtarmaya gidiyorsunuz demişlerdi. Meğer biz buraya kaçmaya gelmişiz diyemem. Bendeniz o sözümü tutmak zorundayım. Sizlerin de aynı şeyleri düşündüğünüze inanıyorum. Aksine imkan yoktur. İmkan yoktur. İmkan yok. Meclis Kayseri'ye gitme kararı alacaksa müsaade buyurun ben burada kalayım. Hepimiz kalacağız efendim. Bu konuşmasıyla Diyabağ Atatürk'ü son derece duygulandıracak, onun takdirini kazanacaktı. Ve 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi ise hükümetin teklifini reddederek Ankara'da kalmaya karar verecekti. Hükümetin teklifini kabul edenler, reddedenler, hükümetin teklifi reddedilmiştir. Meclis Ankara'da kalacaktır. Onlara birer piyade tüfeğiyle gerektiği kadar mermi verildi. Belki hepsi düşmanla çarpışarak bu çatının altında şehit olacaklar, arkada çok meclisler kurulacak, fakat olay bütün dünya parlamenterlerini ayağa kaldıracaktı. Meclisin önüne iki top konuldu ve onlar bahçeye silah çatarak toplantılarına devam ettiler. Bu sırada Sakarya'da kritik günler yaşanmaktaydı. Vatan tehlikeye düşebilirdi ve bazı şeyler yapılması gerekiyordu. Bu arada Mustafa Kemal'e büyük yetki verecek başkumandanlık kanunu meclise geldi ve tartışılmaya başladı. Görüşmelerde Mustafa Kemal'in şu sözleri milli iradeye verdiği önemin en belirgin ifadesidir. Efendiler, bu selahiyet büyük bir selahiyettir. Meclisin selahiyetidir. Onun için 3 ay gibi kısa bir süreyle tahdit ediniz. Meclis uzun tartışmalar sonunda 5 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal Paşa'ya başkumandanlık yetkisini veren kanunu kabul etti. Sonra o, orduya ve millete yayınladığı mesajda şunları söyleyecekti. Bana bu vazifeyi tevdi etmiş olan meclisin ve o mecliste temsil edilen milletin irade-i kat'iyesi hareket tarzımın mihrakını teşkil edecektir. Bu sırada cepheye mütemadiyen asker sevk ediliyordu. Aynı günlerde Mustafa Kemal arka arkaya yayınladığı emirlerle tekalif-i milliye komisyonlarını kurdu. Bu şekilde halk parasını sonra almak üzere orduya giyecek yiyecek dahil geniş çapta yardım etmeye başladı. Öte yandan Anadolu kadını cephedeki erkeğine cephane taşıyordu. Milli beraberliğin altın örneklerini verdiğimiz bir mücadeleydi milli mücadele. Meclisi temsilen bir grup milletvekili gönüllü er olarak savaşmak için cepheye gitmektedirler. Mustafa Kemal ise cephededir. Düşmanın çok üstün kuvvetlerle ve özellikle sol kanadımıza yaptığı taarruzlarla savaş başlamıştır. Polatlı yakınında Alagöz Başkumandanlık Cephe Karargahı.
Sakarya Savaşı'nın en önemli kararları burada alınmış, emirleri burada verilmiştir. Düşman taarruzu zaman zaman gelişiyor, onlarsa hemen gerekli tedbirleri alıyorlardı. Devamlı olarak raporlar alınmakta, başkumandanlığın emirleri yerine ulaştırılmaktaydı. ...22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi sırasında çok kritik anlar yaşanmıştır. Düşmanla temastan evvel çekilmekten bahsedilemez. Komşu kıtalara yardımı düşünün. Yağmurlu geceler vardı. Sakarya'da Anadolu kadınının yavrusunun büründüğü örtüyü cephane sandıklarının üzerine örttüğü geceler. Meclis'e sabahlara kadar çalışmaktaydı. O meclis ki cepheye cephane taşıyan isimsiz kadını sonradan anıtlaştıracak ve İstiklal Madalyası'nın üzerinde altınlaştırarak ebedileştirecekti. Cepheden gelecek haber her şeyden önemliydi. Milletvekilleri meclis santralinin başından ayrılmıyorlardı. Alo, alo, Alagöz. Başkumandanlık karargahını arıyorum. Bulamıyor musun evladım? Atlarda bir şey var. Şimdi bulurum efendim. Mangal Dağı. Mangal Dağı'ndan bir haber alınabilseydi. Bana meclisi bulun. Atlar arızalı paşam. Bağlamaya çalışıyoruz. Ordu tuttuğu mevzileri katil surette muhafaza ve müdafaa edecektir. Mangal Dağı düştü paşam. Bana Selahattin Adil Bey'i bulun. Emredersiniz paşam. Bu olay düşmanın Haymara'ya sarkmasına ve Ankara'nın tehlikeye düşmesine neden olabilirdi. Ve o tarihi emrini verdi. Mevzilerin ehemmiyeti yoktur. Bir asker her yerde harp eder. Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. Bu satı bütün vatandır. Mecliste ise toplantılar devam ediyordu. Milletvekilleri evlerine gitmiyorlar, sıraların üzerinde uyuyarak bu çatının altından ayrılmıyorlardı. O gece saat sabahın 4'ünü geçmekteydi. Mevzu hakkında bendenizin fikri bundan ibarettir. Muhterem efendiler, saat 4. Hepiniz 4 gecedir uyku uyumuyorsunuz. Cephedeki oğullarımız, Mehmetçiklerimiz ise aylardır uykusuz. Her türlü imkansızlıklar içerisinde dünya harp tarihine geçecek bir muharebeyi yapıyoruz. Bendeniz az önce meclis adına cepheye gönüllü olarak, nefer olarak giden mebus arkadaşlarımızdan bir mektup aldım. Bakın ne diyor. Şehadet göz bebeklerimize, zafer alnımıza yazılmıştır diyorlar. Saat 4'ü geçiyor. Cepheden top sesleri geliyor. Az sonra sabah ezanı okunacak. Allah bizimle beraberdir. Mustafa Kemal Paşa'nın dediği gibi zafer bizimledir. Zafer bizimledir efendiler. Erzurum'dan gönderilen alay Polatlı'ya geldi paşam. Şimdi bu işi bitireceğim. Sağ taraftan taarruza geçeceğiz. Muvaffak ol paşam.
Evet. Günlerce düşündüğü olmuştu. Ve o sabah güneş başka türlü doğuyordu. 10 Eylül sabahı sağ kanadımızdan taarruza başlayan kuvvetlerimiz düşmanı mağlup edecek, Sakarya zaferini kazanacaklar. Meclis Mustafa Kemal'e gazi unvanını ve müşir rütbesini vermiştir. Sonra bu yol Dumlupınar'dan İzmir'den de geçerek Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar uzanacaktı. Onlar milli iradenin sarsılmaz savunucularıydılar. 70 yıl sonra bugün o çatının altında birinci dönem milletvekillerini görür, seslerini duyar gibi olursunuz. Milletimizin dahili ve harici istiklali tam dahilinde mukadderatını bizzat deruhte ve idare etmeye başladığını bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni füşat ediyorum. Artık vatanın mukadderatına Büyük Meclisimiz de el koymuştur. Bundan sonraki icraat ancak Yüce Meclisimizin kararlarıyla yerine getirilecektir. Ordumuzun memleketi kurtaracağına kesinlikle eminim. Biz bu kürsüyü bekliyoruz. Ankara'yı bekliyoruz. Ölürsek ölürüz. 7 senenin içinde milyonlarca insan telef ettik. Biz o milyonlarca insandan büyük değiliz.